Programın bu bölümünde 1950 yıllardan, 50'li yıllardan 90'lara kadar Akçahoca eğitimin, öğretiminin unutulmaz iki ismi, gerek öğretmen dayanışması, gerekse ilçe genelinde sosyal ve kültürel etkinliklerin önderi olmuş, milli mahalli bayramların coşku içinde kutlanmasına büyük katkılar vermiş iki öğretmenimiz, Sayın Ahmet Türkgül'ü ve Sayın Uğur Uslu'yu o günlerden hatırda kalanları anlatmaları için, bizlerin de kendilerini yeni tanıdığımız ancak böylesi bir anma etkinliğinde konuşmacı olmasından gurur duyduğumuz köy enstitülerinin sağlık bölümünden mezun Harun Topkara beyefendileri sahneye davet ediyorum. Alkışlarınız. Sağlık kolu mezunu, emekli sağlık memuru Harun Topkara. Emekli sağlık memuru Harun Topkara, Kocaeli Arifiye Köy Enstitüsü 1945-46 yılı mezunuyum. Sizlere hitap etmenin mutluluğu içindeyim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. Efendim, şimdi ben 30 yıl sağlık memuru yaptım. Anılarımdan köylere gittiğim zaman ilan yapardık. Verem aşısı yapacağız diye. İlanı şöyle yapardık. Evvela Türkçesini söyleyeyim. Bir günlük bebekten 6 yaşına kadar bütün çocuklara verem aşısı yapılacaktır. Verem aşısı yapılması mecburidir. Aşı yaptırmayanlara 50 lira para cezası, 1 ay hapislik vardır. Bunun bir de ben Kürtçe, Anadolu'da, Doğu Anadolu'da gezdiğim için Kürtçesini şey yaptım. Kürtçesini tarif edeyim. Yekruki hatta şeksan yöre mi dersin ki ve iklineyin penci kağıt para ceza ve haki hapiseye. Yani çocuğunu verem aşısı yaptırmayana 50 lira para cezası, bir ay hapislik var demektir bu. Köylerde çok... Şimdi mesela yaşlı hanımlar, anneler gelirdi. Anneye giderdik, anneye. Ana şeyden, doğuda anne bağrısına gelen anneye. Anne kaç yaşındasın? Ne bileyim, uşağım doğdum doğalı yaşıyorum der. Sonra aşıyı ilan ederken, işte demin de bahsettiğim gibi yekru Kürtçe. Yekru ki hatta şeştani veremi derzi like ve ikli neyin penci kağıt para ceza ve haki hapis heye. Yani bir günlük çocuklar 6 yaşına kadar çocuklara verem aşısı yapılacaktır. Aşı yaptırılmayanlara, yaptırmayanlara 50 lira para cezası, bir ay hapislik var demektir, diyor Kürtçesi. Bu bakımda şimdi Anadolu'da çok samimi havayla karşılanır. Anadolu'da bazen memurlar köylere gittikleri zaman bazı memurlarımız eskiden böyle köylüye karşı şey dik davranır, bir nevi haşin davranır, köylü bundan hoşlanmazdı.
Ben de rezah buyurur, çok özür dilerim. Köye gittim, aşı yaptım da döndüğüm zaman vatandaş gelir koluma girerdi. Doktor bey, biz de sağlık memuruyuz ama onlar öyle hitap ederlerdi. Doktor bey, senin gibi memur köyümüze gelmedi derlerdi. Ben de bundan iftihar duyardım. Köylümüze karşı samimi davranırdım yani. Onların seviyesine inerdim. Ben zaten köy çocuğuyum. Onun için kendimi başka türlü göremezdim. Kendisini kendinden saymayanlar zaten hakikaten kibirli, böyle kendini büyük gören kimselerdir. İnsan kendini olduğu gibi görecek. Sonra karşındakini annen, baban, kardeşlerin neyse onu da aynen kabul edeceksin. Yoksa kendini onlara karşı bir memurmuş yahut da görevli de bu benim dediğimi yapmak mecburiyetinde ne gibi kabul etmeyeceksin. Daima vatandaşın ruhunun uygunluğuna göre, ruhunun sevgisine göre hitap etmesini bilmenin bir devlet memuru. Devletlik, öyle devlete memur olmak kolay değildir. Memur olmak sadece gidip yazıp çizip görmek değil. Köylünün ruhunu okuyacaksın, akşam muhabbet edeceksin. Onlarla beraber haşır neşir olacaksın. O zaman sen köyden çıkarken şey yaparsın. Hani şöyle bir söz vardır. İnsanı kılık kıyafetine göre ağırlarlar, konuşmasına göre uğurlarlarmış. Şimdi bu atasözümüzdür bizim. O bakımdan ben daima bu ilkeyi hafızamda tutarak köylülerimle beraber benim annem, babam, kardeşlerim neyse en uca varın mesela diyelim Van'da veyahut da Kars'ta, Ağrı'da aşı yaptığım köylerde her bütün vatandaşları böyle görürdüm. Aşağı yukarı Türkiye'de 40'a yakın ilde vazife yaptım ben. Konya, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Çorum, Yozgat, Tokat, Urfa, Mardin, Hakkari, Siirt, Kastamonu, Çankırı, Giresun hepsinde görev yaptım. Köy köy, nahiye nahiye böyle hakikaten vatandaş kendisine yapılan muameleyi hor görmez, daima takdir eder. Vatandaşın bir memur için vatandaşın takdirini almak kadar güzel bir şey yoktur. Ben bunu denedim. Kendim bizzat baktım böyle. Köylerde hakikaten vatandaş sizi sever. Ama sizden de bir ilgi bekler. Yani kendisine tevazuyla yaklaşmanızı bekler. O bakımda kendini büyük görmeyeceksin. Evet, hepinizi hürmetle selamlarım. O da Hasan demiştir, memlekette yeni geldim, ne var ne yok, memlekette bir şey var mı yok mu diye. O da demiş, hiçbir yaramaz bir şey yok, ya al sizin kırmızı horoz var mı diye, onu çakal aldı demiş. O da onu çakal aldı da Eylül nereye demiş. Eylül demiş, atın kemiklerini yerken boğazına tıkıldı da Eylül demiş. O da desene at da Eylül. At rahmetli babanın cenazesini çekerken demiş, hava evin oyancılığındaki köprü var ya, oradan ayağa kaydı düştü. Ulan Tesaran demiş, evin direği yıkıldı. Yok yıkılma yıkılmadı, çocuklar ateş koyverdiler de yanına yandı. Harun Hocam, orada oturalım. Evet, Sayın Topkale'ye güzel sohbetinden ötürü çok teşekkür ederiz. Bizi aldı getirdi. Şimdi saygıdeğer öğretmenim Uğur Uslu Bey, köy endüstrileri ile ilgili bir nedir, niçin kuruldu, nasıl kapatıldı konulu bir konuşması sunumu var. Buyurun Uğur Hocam. Bir söz almak istiyorum. Bir söz almak istiyorum. Köy endüstrileri için rahmetli İsmet İnönü'nün şöyle bir sözü vardır. Köy endüstrilerini Cumhuriyet'in eserleri içerisinde en sevgilisi ve kıymetlisi addediyorum. Köy enstitülerinde yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetini ömrüm oldukça yakından ve candan takip edeceğim demiştir rahmetli İsmet İnönü. Nisan 1940'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köy enstitüsü yasası kabul edildi. 1940'da dünyanın büyük bölümü İkinci Dünya Savaşı'na tutuşmuşken Türkiye'de Atatürk'ün başladığı
Uygarlık Savaşı'nın eğitim cephesini güçlendirmek için köy enstitüleri kuruluyordu. İkinci Dünya Savaşı'na girmeyen Türkiye, bu savaşın yıkıcı etkilerine karşı köy enstitülerini diriltici, yapıcı etkileriyle direndi. Eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim diye tamamlanan bu modelin adı köy enstitüleridir. 1936'da Atatürk'ün önerisiyle askerliğini onbaşı ve çavuş olarak seçilen gençler 6 aylık bir kurstan geçirilip eğitmen olarak görevlendirildi. 1937-38 İzmir Kızılçullu Eskişehir çiftelerde iki köy eğitmen okulu açıldı. Köy enstitüleri Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un eseridir. 1940-1954 arasında 21 köy enstitüsü kuruldu. Cumhuriyetin özgün eğitim öğretim modeli köy enstitüleri diğer sıradan okullardan çok farklıdır. 5 yıllık köy ilkokulu bitirmiş kız ve erkek çocuklar parasız yatılı olarak köy enstitülerine alınır, derslerin yarısı kültür, yarısı teknik tarımdı. Enstitü binaları 500 ila 1000 dönümlük tarıma uygun yerlerde kurulur. Bina projeleri öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla inşa edilir. Köy çocukları köy enstitüsü de 5 yıl işe dayalı olarak yetiştirildikten sonra köylere öğretmen olarak atanırdı. Köye öğretmen gönderilmeden 3 yıl önce köyden okul ve öğretmen evi yapılması istenirdi. Devlet öğretmene gideceği köyde kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı ve tarım derslerinde kullanacağı kadar toprak, tarım aletleri, tohum, fidan ve 60 lira sermaye verilirdi. Öğretmenlerine ilk 6 ayda 20 lira aylık verilirdi. Öğretmenin köye kuracağı uygulama işletmesindeki her türlü eşya, hayvan, araç ve gereç devletindi. İşletmeden elde edilecek ürün ise öğretmenindi. Öğretmenler gittikleri köylerde 20 yıl hizmet vermek zorundaydı. Öğretmenler gittikleri köylerde eğitim, öğretim yanında tarım, hayvancılık, bağ, bahçe işlerinde köylüye yardımcı olurlardı. Her köy enstitüsü kurulduğu bölgenin özelliklerine göre şekillendirilirdi. Enstitü sadece devletten aldıkları ödenekle değil, kendi ürettikleriyle ayakta kalırlardı. Okullarda öğrenciler kendi yaptıkları binalarda kalırlar, kendi ekmeklerini kendileri yaparlardı. Kendi elektriklerini
kendi elektriklerini biçerlerdi. Kendi elektriklerini üretirlerdi. Enstitülü öğrenciler her şeyden önce yaratmayı, üretmeyi, yardım etmeyi, sorun çözmeyi, paylaşmayı öğretirlerdi. Öğretmen okullarına dönüştürülen köy enstitüleri 27 Ocak 1954 tarihli 6234 sayılı yasayla kapatıldı. Köy enstitüleri düşünen araçların, öğrenen, sorgulayan, eleştiren, üreten, paylaşan, dayanırsan, yaratıcı ve özgüvenli kadın erkek eşitliğine inanan, ırkçılığa, dinciliğe, mezhepçiliğe saygılı, öz kültüründen beslenen özgür bireyler yetiştiriliyordu. Emperyalizmin ve gerici işbirlikçilerinin buna tahammül etmesi zordu. Kuruluşunun 14 yıl sonra 1954'te köy enstitüleri kapatıldı. Ahmet Türkgül'ü öğretmenimiz de köy enstitülerinin kapandığı yıllarda okullara girmiş. Sanıyorum birinci sınıfı okudunuz Ahmet abi. 6 ay. Yani köy enstitüsü suyunu içmiş fakat ilk öğretmen okulu olarak mezun olmuş. Anılarını meslek hayatındaki o yıllardaki düşüncelerini, yorumlarını dinliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz efendim, sağ olun. Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyelerine şimdiden buradan teşekkür ederiz. Böyle bir toplantıyı tertip ettikleri için. Ben, arkadaşımın da bahsettiği gibi 53 yıllarında Arıki Köy Enstitüsü'nde 6 ay kadar bir zamanda okudum. Oranın şeysine tabi oldum, öğrencilerime tabi oldum. Fakat 6 ay içerisinde kapandığından dolayı Bolu Erkeklik Öğretmen Okulu öğrencisi olarak Bolu Erkeklik Öğretmen Okulu'na geldim. Oradan 55-56 yılında mezun oldum ve ilk tayinim Bolu ili Semen ilçesi Kozyaka Köyü diye bir yerin tayine çıktı. Orada 5 sınıf var. Tek öğretmen ve bir tane de eğitmen var. Bu eğitmen sadece birinci sınıfları okutması için yetiştirilmiş Arıkiye Köy Enstitüsü'nden bunlar. Sadece birinci sınıfları okuturlar ve yarmasını öğretirler. 2, 3, 4, 5 bize öğretmen olarak, birleşmiş sınıflar olarak biz öğretirdik. Şimdi orada köyde biliyorsunuz daha da öncesinde okulumuzda öğretirken arkadaşlar, hocalarımızdan bahsediyorum. Arkadaşlar gideceğinizler köy. Köyün emeci sizsiniz. Muhtarı gerekirse sizsiniz. İmamı sizsiniz. Ustası, çırağı sizsiniz. Bunun için burada elinizden geldiği kadar sanat öğreneceksiniz. Bir de yönetimi öğreneceksiniz. Bir de eğitim ve sosyolojiyi öğreneceksiniz. Diye öğretimler bize. Onun için öğretmen okullarından veyahut da eğitim enstitüsünden mezun olanların hepsi mutlaka bir saz çalar. Mutlaka mandolin çalar. Mutlaka bir akordeon çalar. Bunu öğrenir. Çünkü gittiğiniz köyde der, düğün olur. Aptal aptal tutmak yok, mandolin çalın, oynatın milleti. Hocası olmaz. Hocanın yanına geçeceksiniz, namazını kıldıracaksınız. Muhtar olmaz, muhtarlık icap ederse muhtarlık görevinde yapacaksınız. Şeklinde, bize o şekilde verildi bunlar.
Ben de ilk defa köye gittiğim zaman baktım ki köyde, köy üç mahalleden ibaret, ortada bir okul var. Okulda bir eğitmen var, demirbaşı olarak. Bir de ben geldim, dedi ki, önce orayı tetkik etmeye başladım. Mahalleler ne yapıyor, ne gidiyor, kaç tane öğrencim var, kaçı kız, kaç erkek, bunlara nasıl yardımcı olabilirim diye, köylüye de nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm, taşındım, oturdum. Köyde bir tane bıçakçı ustası var. Affedersiniz, öküzün boynuzundan, mandalın boynuzundan saplanı yapan, kendisinin çeliğini de kendisi yapan bir usta var. Körük çekmesini ondan öğrendim. Körük çekerek saçı çelik haline getirmesini, o öküzün boynundan, boynuzundan saat yapmasını ondan öğrendim. Camiye gittik. Her zaman köylülerle boş gezemezsin, camiye gideceksin. Boş gezemezsin. Camiye gittik, hoca efendi namaz kılmasını, rahmet etmesini öğrendik. Gerçi okulda da bize öğrettiler ama okulda yapmış olduğumuz sayı, beyefendinin söylediği gibi aşı meselesinde iğne yapmasını öğrendik. Adil arası, damar aşıları öğrettik. Okullarda öğrendik bunları biz. Ondan sonra köyümüze geldik, yardımcı olmaya çalıştık. Bir gün artık köyle benim şehirle arası iki saat yaya gidiyorsunuz. O yaya gittiğiniz yerde şehri özlüyorsunuz tabii. Sığyacı bir arkadaşım vardı. Sığyacı arkadaşıma dedim ki, arkadaşım bana gelir misin dedi benim köyüme, bir aşı yap da ben de şehri göreyim. Biraz da şehri özlemişim. Şehri dedim, iki gün tatil var. Aşı tatili. Gelirim dedi. Geldi bir gün. Ama dedim, perşembe gününe geleceksin. Cumartesi benim tatilim olması lazım ki. Ben dedim, ailemi göreyim şehir içerisinde. Tamam dedi, ben geliyorum dedi arkadaşım. Geldi şeye, köye. Şimdi var mı dedim, enjektör var mı? Var dedi, iki tane var. Üç tane var dedi hatta. Bir tane de yedek getirdim, bir tane de sana getirdim. Hadi bakalım dedi, sen o taraftan, ben bu taraftan aşıya başladım. Tipo, titri, karmaş. İliği dolduruverdi bana. Eskiden biliyorsunuz öyle kaynattı. Bir defa kaynatıyorsun, ondan sonra ondan ona alkolle temizliyorsun iğneyi, öbür güne alkolle temizliyorsun öbür güne. O şekilde iğne yapıyorduk. Bir tarafa baktım şöyle, onu geldi bana dedi ki, ya ne oluyor dedi bana, ne oluyor dedi, bir şey yok. Baksana dedi, ya senden tarafta dedi hep kızlar var, öbür tarafta hep koca kızlar bana gelmişti. Benim dedim yaşım kaygı kardeşim, 22 yaşındayım ben. Gencim dedim ya. Sen dedim, tamamlamışsın. Onun için böyle dedik. O şekilde bir hatıramız oldu. Camiye gittik. Camide hocanın arkasında devamlı duran, artık orayı bellemiş olan bir vatandaş, cahil olduğunu iyi biliyorum. Ya dedim, sen arkadaş boyuna hocanın arkasında da namaz kılıyorsun. Biraz da bize versene şöyle dedim. Olmaz dedi. Niçin olmaz? Ben dedim, buranın müdavi miyim? Burada kılarım ben namaz. Peki. Hocaya dedim ki, hoca, senin arkandaki kılan arkadaş dedim, yerini bana vermiyor dedim. O vermez dedi. Peki dedim, ona bir numara yapalım mı? Yapalım. Ne yapalım? Sen dedim, ikinci numarada kılıyoruz. Farzı kılarken dedim, burnun kanamış gibi Muhammed şey yap. İki tarafa selam ver dedim, ayrıl. Bakayım ne yapacak dedim arkadaki. Nitekim hoca efendi benim dediğimi yaptı. Hadi bakalım hocanın yerine geç bakayım namazı kıldır dedik. Ben dedi yapamamışım. Yapamazsan niye geldin buraya kardeşim?
Hocanın arkasına gelen kişi onun arızalandığı zaman namazını kıldırması gerekir, namaza devam etmesi gerekir dedim. Sen dedim bir daha bırakın mı? Ondan da o dersi verdik. Hayatımız bu şekilde geçti. Nedersin? Bizden önce arkadaşlarım da bahsetti. Mehmet Bey olsun, Mehmet Özdemir olsun, bütün İsmail Özveren olsun, bütün emekli olmuş ve hayatını kaybetmiş öğretmen arkadaşlarımızı andığımız için burada. Allah hepsine rahmet eylesin. Sağlarına sağlık, ölenlere rahmet eylesin. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genç bayanları birer çiçek takdim edecekler. Uğur abi bu tarafa doğru alalım sizi. Ya bildiğiniz defa kadar Yoksa ben giderim ya. Hepimizi tepsiyle bu çiçeği aldı, kabul ettim. Hepimize saygılar. Oh, adamı kıyamadım. Bakın lan, bakın da. Bakın ki. Sağlam tut şey. Evet, değerli konuklarımız, şimdi 1926 yılında Akçakoca'nın Yenice köyünde doğup 1948 yılında Arifiye Köy Enstitüsü'nden mezun olan halen Akçakoca Karaburun mevkiinde yazları ve kışları zaman zaman geçiren Nuh Öztürk öğretmenimizle 4 gün önce bir röportaj yaptık. Kendileri oldukça rahatsız, kendimi iyi hissetmiyorum dedi, buraya gelemedi. Şimdi Nuh öğretmenimizin söyleşisini izliyoruz. Eskiye köy enstitüsüne öğrenci alıyorlardı. O zamanlarda da zelzele olmuştu, 43 senelerisi. Babam beni köy enstitüsüne kadar götürdü. O zaman zelzelede yıkılmış binaların üzerinde geçtim. Kaydımız yapıldı. Hemen derse başladık. Bizden evvel gidenler derse devam etmişlerdi. Biz de sonradan ayrıca bizim için iki şube olarak ders vermeye başladılar. Devam ettik ama bir sene sonra sanatlara ayrıldık. Ben inşaatçıydım. Demirci vardı. Marangozlar vardı. Aynı zamanda tüyde ziraat işleriyle uğraşıyorlardı. O vaziyette 4 sene çalıştım. Değerli konuklar, programımızı Akçakoca Milli Eğitimi'nin yıllardır her etkinliğinde görmeye alıştığımız Koca Çınar diyorum ben. Görev yıllarında yaptığı özverili ve yenilikçi çalışmalarıyla bilinen, emeklilik günlerinde de öğreticiliği elden bırakmayıp
gençlerle iç içe olan, her sosyal etkinlikte gördüğümüz Sayın Turan Lokum abimi kapanmış programı onunla kapatalım istedik ve Talip Apaydın'ın bir eserinden alınmış, yaşanmış bir hikayeyi seslendirmesini istedik. Buyur Turan abi. Çok saygıdeğer hanımefendiler, çok sayın beyefendiler, hepinizi en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Bana bu fırsatı verin. Arçın Hoca Atatürk Düşünce Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu'na huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Demin en sonunda hocamın söylediği şeyle ilgili bir şeyi anlatarak esas konuma geçmek istiyorum. Burada Anadolu Öğretmen Lisesi açıldığında Nurettin Bey buradaydı herhalde. Sayın Müdür, o zaman kurucu müdür, bana yine böyle bir konuşma lütfetmişti. Orada konuşmamı uzun zaman anlattıktan sonra dedim ki Atatürk bu cumhuriyeti kurarken iki tane bakanlığın önüne milli kelimesini koymuştur. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. İşte eğitim üniversitelerinin ve öğretmen okullarının kapanışı bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli kelimesine atılan bir atom bombasıdır. Evet. Şimdi arkadaşlar hep bahsettiler. Rahmete erişmiş abilerimi huzurlarında saygıyla anıyorum. Onların haricinde benim tanıma şerefine eriştiğim Uğurluköy'den eğitmen iki abimiz benim çalıştığım dönemde çok saygı duyduğum, onların da beni çok sevdiğini bildiğim Hüseyin Apaydın ve Necati Boşman abimizi de anmadan geçmek istemiyorum. Geride kalan çocukları onlarla gurur duysun, onların evlatları olmanın gururuyla yaşasın. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Kurban Bayramı tam kışın ortasına rastlıyordu. O günler bir soğuktu, bir soğuktu. Kar, fırtına tipi Eskişehir ovalarında papaz harmanı savruluyordu. Göz gözü görmüyordu. Dışarılarda sular donmuştu. Haydi suyu eri buz borçaları akıtıyordu. Santral kanalı kapandığından erizliklerimiz kaç gündür doğru dürüst yanmıyordu. Akşam serilerinde kitap okuyamıyordum. Ders çalışmıyordum. Lambalar ikide bir usulca sönüveriyordu. Desteklerimizde, perdelerimizin oturduğumuzda yine de ısınamıyordu. Musluklarımızdan su akmıyordu. Ellerimizi, yüzlerimizi yıkamak için dere kıyısına gidiyorduk. İçme suyumuz yoktu. 3 gün bayram iznimiz vardı. Ama bu soğukta nereye gidecektik? Köyü yakın olanlar gitti ancak bayram sabahı kampana çaldı, dışarıda toplanacak denildi. Başımızı gözümüzü sararak yüzülerek çıktık. Müdürümüz Rauf İnan merdivende bizi bekliyordu. Üstünde palto bile yoktu. Elleri arkasına bağlamıştı. Buz torbaları içinde yağsız çehresiyle bir heykel gibiydi. Yere atlayacaktı sanki. Savrulan karlardan gözlerini kıpıştırıyor. O halini görünce usulca pelerinimizin yakalarını indirdik. Ellerimizi cebimizden çıkardık. Arkadaşlar diye başladı. Bir canlıydı sesi, bir heybetliydi. Önce yılgınlık psikolojisinin zararlarını anlattı, korkan insanın muhakkak yenileceğini,
ve korktuğuna uğrayacağını söyledi. Bu hava soğuk, evet. Fakat siz isterseniz üşümezsiniz dedi. Olduğumuz yerde birkaç kez sıçradığımızı ve kuvvetle tepinmemizi istedi. Dediğini yaptık, birden ısınmıştık sanki. Hoşumuza gitmişti. Bugün bayram dedi. Şimdi birbirimizi tebrik edeceğiz. Sonra yapacağımız ilk iş var. Ya tekrar içeri girip sıralara büzülmek, mıymıntı mıymıntı oturmak, bu üç günü böyle faydasız hatta zararlı geçirmek, can sıkıntısından patlamak. Boşuna işlenmek, üstelik düşmek yahut da kazmayı küreği alıp santral kalanını temizlemeye gitmek. Emin olun, gidenler kalanlar kadar üşümeyecektir. Çünkü inanarak çalışan insan ne soğukta üşür ne sıcakta yanar. O yücelten, irileten, kuvvetli kılan bir heyecan içinde her türlü güçlüğü üstüne çıkmıştır. Onu hiçbir karşı kuvvet durumundan alıkoyamaz. Yeter ki bir insan yaptığı işin gereğine inansın. Ben şimdi kazmamı, küreğimi alıp kanala gidiyorum dedi. Çünkü kanal açılınca elektriklerimiz yanacak, elektrik yanınca okulun işleri yoluna girecek, kitap okuyabileceksiniz, ders çalışabileceksiniz, sularınız akacak, yıkanabileceksiniz. Size şunu söylüyorum, bizim asıl bayramımız, yurdumuz bu gereklilikten, bu karanlıktan kurtulduğu gün başlayacaktır. Şimdilik bize düşen milletçe çalışmak, çok çalışmaktır. Paralamış şu olmalıdır. Bayramlarda çalışırız, bayramlar için. Ben gidiyorum, gelmek isteyenler gelsin. Heyecanlanmıştık. Üşümemiz geçmişti. Hepimiz geleceğiz diye haykırmıştık. Bayramda çalışırız, bayramlar için. Bayramda çalışırız, bayramlar için. 600 kişi böyle bağırdı. Sonra kazma kürekleri koyduğumuz işliğe doğru bir koşuşma başladı. İnsanların böyle canlanmasını, bir amaca doğru saldırması belki sadece savaşlarda görülür. Samsal havuzumuzdan başlayarak 10'ar metre arayla su kanalına dizildik. Çıplak Hamidiye Ovası'na Ayaz, Kırıkkız Dağı'nda doğru zehir gibi bir rüzgar esiyor. Pelerinlerimiz etekleri uçuşuyor, kazmaya vurdukça yüzümüze buz parçaları fırlıyor. Bazı yerlerde kar her yeri doldurmuş, kanal dümdüz olmuş. Nereyi kazacağız belli değil. Müdürümüz öğrencilerimizin başında dört dönüyorlar, bir oraya koşuyorlar, bir bu yana. Öyle çalışıyoruz ki boyunlarımızdan buğu çıkıyor. Bazen adam boyunda buz parçalarını elleyip çıkarıyoruz kıyıya. Kimisi bağırıyor, kimisi kazmalara tempo tutuyor. Bu gürültü gidiyor kanal boyunca. Yeşilur köylüleri evlerinin önünde çıkmış, bize bakıyorlar. Böyle çalışmamıza alışkınlar ama bayram günü bu soğukta nasıl donmadığımıza şaşırıyorlar. Yeşilur'da arkadaşlarımız Azmi, köye yakın olduğu için izinli ve bize evlerinden bazlama ekmek taşıyor. Köylü ekmeğini özlemişiz. Aramızda kapışıyoruz. Yukarılardan aşağılardan ikide bir sesler işliyor. Bayramda çalışırız. Bayramlar için. Kocaova çınlıyor. Ta uzaklardan Hamidiye'nin, Mesudiye'nin belikleri ürüyorlar. Köpekleri vuruyorlar. Bu kuş gibi böyle seslere anlam veremiyorlar herhalde. Ayaz Ovan'ın ıssızlığını yırtıyor. O gün bu kanalın yarı yerini açtık. 1,5 metre derinliğinde uzun derin bir çukur karları yara yara gitti. Ertesi gün ta bende kadar tamamladık. Sonra merasimle suyu saldık. Nazlı bir gelin getirir gibi önünde ardından yürüyerek
nükleer maçlar söyleyerek getirdik. Ve geç zamanda santral havaalanına döndük. Sonra bir baktık okulumuzun balkonuna çıktık. Çekeğe yandı, yani Çiftçiler Köy Enstitüsü tabelası. O zaman sevincimizi nasıl anlatmalı? Düşmüş ellerimiz alkıştan ısındı. Yaşa var ol seslerimiz ufukları kapattı. Dünyanın en içten gelen, en coşkun bayramı oldu belki. Hiç unutmam, bir arkadaşımız kendi ellerini öpüyordu. Aferin ulan eller diyordu. Bu eletinin yanmasında senin de hissen var. Yaşasın, sevinçler gözlerimiz yaşarmıştı. Müdürümüz bir kimseye çıktı, birkaç kelimeyle başarımızı tebrik etti. Her noktada, koğuşta sağ ol diye bağırıyordu. Şimdi dedi, depomuza su dolacak. Banyoyu yıkanacağız. Yıkanın ve çalışıp başarmış insanların huzuru içinde uyanın. İşte gördüğünüz inanır, çalışan yapar, amacına ulaşır. Bu heyecanla çalışmaya devam ederek biz Türkiye'yi de yükseltebiliriz, yükselteceğiz diye bağırıyor. Bayramda çalışırız, bayramlar için. Bayramda çalışırız, bayramlar için. İçeri girdik, musluklardan şarıl şarıl sular akıyordu. Birbirimizi tebrik ediyorduk. Unutulmaz bir bayramdı. Nice güzel bayramdı. Saygıdeğer konuklarımız, katılımımızdan ötürü Akçakoca Atatürkçü Düşünce Derneği adına bir kez daha teşekkür ediyorum. 1940 yılında kurulmuş, 14 yıl sonra kapatılmış olan, ancak halen salonlarda o ruhu taşıyan sizleri ben alkışlıyorum. Saygıdeğer konuklarımız, Akçakoca Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Akçakoca'da görev yapmış köy enstitüleri mezunları anısına ve köy enstitülerinin kuruluşunun 78. yılı nedeniyle düzenlediği anma etkinliğine hoş geldiniz, onur verdiniz. Programa başlamadan önce sizleri öncelikle ilçemizde görev yapmış ve bu salonu dolduranların birçok çok büyük çoğunluğuna emek vermiş, öğretmenliğini yapmış Mehmet Özdemirler, Sabri Aydınlar, Reşat Nuri Çelikler, Mehmet Ünlüler, Cemalettin Yapıcılar, Şerif Ali Serdaroğulları, Muzaffer Albayraklar, Ethem Sarılar, Hüsnü Goncalar ve İsmail Özverenler başta olmak üzere bilgilerine ulaşamadığımız, ebediyete intikal etmiş tüm değerli öğretmenlerimiz ve baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk adına saygı duruşuna akabinde canlı olarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz. Saygı duruşu. Sönmeden yurdumun üstünde tüterle solacak o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak o benim dir, o benim milletimindir. Ancak çatma kurban olayım,
Teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Akçakoca Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Müjgan Alas'ı davet ediyorum. Değerli dostlar, Akçakoca Atatürkçü Derneği olarak görev bilinci ve sorumluluğu kültürel, sosyal ve değerli tarihi değerlerimize sahip çıkabilmek, yaşatmak adına çalışmalarımızı siz değerli dostlarımızın işbirliğiyle olanaklarımız ölçüsünde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlayışla düzenlediğimiz köy enstitülerinin kuruluşunu 78. yılı ve Akçakoca'da uzun yıllar görev yapmış ve ilçemizde yaşamlarını yitirmiş öğretmenlerimizi anma etkinliğimize hoş geldiniz. Eldeki olanaklarla hazırladığımız programda eksiklerimiz olmuştur. Bunları gelecekte tekrar etmemek için yapıcı eleştirilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz. Program hazırlayışında katkı veren arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ederken ülkemiz eğitimine aydınlık Türkiye hedefiyle hizmet vermiş ve ebediyete intikal etmiş Mehmet Özdemir, Mehmet Ünlü, Şerif Ali Serdaroğlu, Sabri Aydın, Reşat Nuri Çelik, Cemalettin Yapıcı, İsmail Özveren, Hüsnü Gonca, Ethem Sarı ve Muzaffer Albayrak öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Dolayı bize onur ve güç verdiniz. Yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Sağ karışanların öyküsü. Yarım kalan sözleri rüzgarla taşınan bir tatlısı gibidir. Onlar yalgısı kara olanlardır. Bin savaşın artığıdırlar. Kavimlerin yurtluk yeri nicedir acı bozkır tadındadır. Kara çadır, kara urmadır. Günlerin erkenden sarıldı. Kapkara, umarsız, fırtınalı gecelerdir. Gece sayrılı iniltilerdir. Yük katarları gider pek çok değişik mevsimlerde. Çıngırak sesleri, uzaktan uzağa köpekler havlar. Açık arazide, karda, yalın bir çıplaklık içinde, alevlerin kararttığı harman yerlerinde, toprağa, çamura karışmış halde, bu taş yığınlarının ortasında dolaşır dururlar. Videomuzun birinci bölümünü izledik. Şimdi sizlere değerli halk ozanımız bir dönem köy enstitülerinde öğretmenlik yapmış Aşık Veysel'in dizelerini Nurol Badanoz arkadaşımız, hiçbir zaman ADD'yi yalnız bırakmayan, çalışmalarına destek veren arkadaşımız okuyacaklar. Sevgili değerli Ediyor
Veysel hocalarımız ve değerli dostlar. Ben de Aşık Veysel şairimizin, hocamızın şiirini sizlerle paylaşmak istedim. Köy enstitülerine, enstitüler bana misalidir. Her türlü çiçekten alır, bal yapar. Yurdumuz içinde doğru bir yoldur. Memlekete kanat takar, kol yapar. Mahmudiye, Hamudiye çifteler, enstitü köylere yapacak neler. Bu toplu fikirle dağları deler. Kimisi makine, kimisi bel yapar. İresim yaparlar, plan çizerler. Çözülmedik düğümleri çözerler. Bir kısmı şairdir, şiir yazarlar. Kimi saz düzenler, kimi tel yapar. Hocaları dersin versin okutmuş. Var olsun bu gençler uygun tutmuş. Kimi deniz gibi ırmaklar yutmuş. Kimi yağmur olur, coşar, sel yapar. İnan ki her işi başarır insan. İnsana yoldaştır gayretle iman. Vatan sizden hizmet ister her zaman. Marif sizin memlekete el yapar. Uyarın köylüyü, varsın ayırsın. Enstitü kuvveti yurda yayılsın. Herkes kazancının yolunu bilsin. Öğretmenler yüz gösterir, yol yapar. Yiğitlik, cesurluk, yılmaz, yorulmaz. Tembellere hazır sofra kurulmaz. Veysel'in elinden hiçbir iş gelmez. Çalı gibi yaprak açar, gül yapar. Saygıyla Işıklar İçinde Yatsınlar. Videomuzun ikinci bölümünü izliyoruz. Türk'ün elimize sazdı. Köylerden geldik tek tek, biriktik öbe göbek. Çalıştık küme küme. Kapanmadan yürürse gözlerin, yeniden açıldığını enstelin. Yanmam öldüğüme nedense ırgadılar.